Herkese iyi akşamlar. Aslında beklediğim gibi bir oyun oldu. Maçın başından rakibin özellikle 5-4-1 şeklinde savunacağını ve sabırlı, sakin olduğumuzda özellikle bloklar arası pas, dikine oyun bize hep sonuca getireceğini düşünüyordum. Bugün maçın genelinde bunu yaptık. Bazen aslında bloklar arası pasları doğru kırdık ama ceza sahası çevresinde tam olarak net pozisyon üretebilecek pasları veremedik. Buralarda sıkıntı yaşadık. Hep gol atacağız gibi gitti maç ama hiç beklemediğimiz bir anda gol yedik. 1-0 sonrası yine reaksiyon gösterdik. Maçın bütün bölümünde hem toplu hem topsuz oyunu doğru yaptığımızı düşünüyorum. Bugün oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla pozisyona girdik. Maçın başından sonuna kadar pozisyonlarla geçen bir maç oldu bizim için. Sonunda kazandık. Tabii ki kazanmak çok önemli. Bu tür maçlar çok önemli. Özellikle son dakika golleri bu tür maçlarda bizim için çok değerli. Hak ettiğimiz bir galibiyet olarak düşünüyorum ama dediğim gibi rakibimize özellikle yediğimiz gol, belki orada duran top sonrası daha konsantre bir şekilde durabilirdik. Yediğimiz gol devamında geçiş şansları da bir iki tane tabii ki rakibimize verdik çok önde oynadığımız için. Ama genel olarak baktığımızda bugün önemli olan bizim için kazanmaktı. İyi oyunla birlikte kazandık. Çok fazla pozisyona girdik. Çok daha fazla gol atmamız lazımdı. Şanslı bir günümüzde değildik. 4 tane direkten dönen top, birçok kaçırdığımız pozisyon. Ama genel olarak baktığımızda oyuncularımın emeklerine teşekkür ediyorum. Taraftarımız yine bizi burada çok muhteşem bir şekilde destekledi. Onlara da teşekkür ediyorum. Beraber onlarla birlikte bu yolda daha büyük başarılara ulaşacağız. Siz bir de Sergio Oliveira'yı unuttunuz. O olsaydı demek, yani o sakat olmasa herhalde 30-35'e ulaşacaktık direkten dönen topta. Yani genel olarak tabii ki benim amacım elimdeki oyuncularla maçları kazanabilmek. Şu anda eksiyiz tabii ki, özellikle sağ bek sol bek mevkiinde burada hep alternatifler yaratıp oynamaya çalışıyoruz. Bir sağ bek bir sol bek çok acele istiyorum. Yani o başkanımızla da konuştuk, Erdem Bey zaten uğraşıyor. Yönetimimiz bu anlamda bize destek veriyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar bir sağ bek bir sol bek transferi hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu da tabii ki bizi birçok mevkide rahatlatacak. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Genel olarak iyi oynadı Barış. Oyunun devamında sol beke geçti. Berkan oynadı. Yani hepsi ellerinden geleni yapıyorlar ama tabii ki kadro bütünlüğümüz için, çünkü önde de kullanmak istiyoruz. Bazen Kaan'ı orta sahada kullanıyoruz. Bazen stoperde rotasyon yapmaya çalışacağız. Hep aynı oyuncularla oynuyoruz. O yüzden bu denklemi çok fazla maç oynayacağız biliyorsunuz. Yani Avrupa var, kupa var. Bu denklemi çözebilmem için benim de tabii ki bir an önce bu transferleri yapmak istiyoruz. Bunun için de çok büyük çaba sarf ediyoruz. Ben de ekibimle birlikte, hatta geçen maça geldik, döndük. Yani ondan sonra 3 gün tesisten hiç çıkmadım. Hep oyuncu izledik, oyuncu bakıyoruz. Scout ekibimizle birlikte hem Saşa'nın yerine hem de sol beke kimi koyabiliriz diye. Zor bir dönem, zor mevkiler. Tabii ki transferin son haftası. Burada oyuncu transfer yapmak çok kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığımız maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bahanemiz yok. İyi bir kadromuz var. İyi oyunculara sahibiz. Bu yüzden hiçbirini bahane etmiyorum. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız. Teşekkür ederim. Yani Sasha Boy tabii ki Türk futbol tarihinin rekor fiyatıyla gitti. Bununla emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Hem Saşa'nın transferinde, hem oynama süreci, hem satış süreci, hem ona verilen destek. Ama en büyük pay burada Sasha Boy'un. Çok çalıştı, çok emek verdi. O yüzden burada birinden konuşulacaksa bence Sasha Boy'un istikrarından, çalışmasından, çalışma azminden, örnek olmasından bahsetmek gerekiyor. İnanılmaz bir hikaye yazdı. İnşallah orada da çok başarılı olur. Onun yanında kendi takımımıza baktığımızda tabii ki orta sahada çok fazla oyuncumuz var. Orada değiştire değiştire de biz çok oyuncuyu kullanıyoruz. Kerem'in performansı geldikten sonra tabii buraya bir adaptasyon dönemi vardı. Daha iyi duruma geldi. Ama çok fazla üst üste maç oynuyoruz. Burada oyuncuların üzerinde yorgunluk, yani sadece bu fiziksel değil, bir mental yorgunluk da oluyor. Özellikle iç saha maçları kolay değil biliyorsunuz. Yani bu kadar büyük seyircinin önünde oynamak, bu kadar böyle bir statta oynamak her zaman kolay olmuyor. Bazen oyuncuların zorlandığı bölümler oluyor. Maçlar da çok kritik şekilde gitti. Yani oyuncuların
belki özgüvenlerini tam olarak oyun içerisinde hata yapmaktan korktukları bölümler de oluyor. Birçok oyuncu için söylemek istiyorum bunu. Ama demin de söylediğim gibi yani ana düşüncemiz özellikle bizim yapacağımız transferlerin yani şu anda benim ilk planda sağ bek sol bek çok acil bir şekilde almamız gerekiyor. Diğeriyle ilgili de daha önce de söylemiştim yani burada birçok fırsat çıkabilir. Transfer devam ediyor. Avrupa'ya ayın ikisine kadar yazabiliyoruz, cuma gününe kadar. Daha sonra Türkiye'deki transfer dönemimiz devam ediyor. Tabii burada da bir şey olabilir. Ama şu anda ana düşüncem özellikle savunmadaki eksikleri gidermek. Şimdi tabii Saşa'nın transferi beklediğimiz bir şey değildi, planlanan bir şey değildi. Burada tabii birçok alternatif üretiyorsunuz ama zaman içerisinde bu alternatifler başka takımlara gidiyor. Yani sağ bekte de biliyorsunuz Angelino Angel de yeni gitti Roma'ya. Daha bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama o da daha yeni gitti. Yani yabancı kontenjanınızı açmak için bu oyuncuların gitmesi gerekiyordu. Gittikten sonra transfer için bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu süreçte hep hazırlıklarımız var tabii ki ama bu hazırlıklar da çünkü yani başka takımlara gidiyor. Şu anda veya takımında tutmak isteyenler oldu. O yüzden bu oyuncular üzerinden, birçok oyuncu üzerinden şu andaki çalışmamız sürüyor. Yani sağ bek ve sol bek. Asinyon da oradaki adı geçen oyunculardan biri ama direkt olarak şu anda net bir görüşmemiz olmadı. O isimlerden biri. Birçok isim var sağ bek ve sol bek mevkiinde. Tabii ki transferin sonunda bizim için yani ayın ikisine kadar yapacağımız transferin son 4 günü. Yarından sonra daha da hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekecek. İyi niyetle yani biz de çalışıyoruz tabii ki. Başkanımız da bu anlamda bize destek veriyor. Yine yönetim kurulumuz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için bu zamana kadar ne yaptıysa aynı şekilde devam ediyor. Ama burada da tabii ki hem bütçeler hem de alacağımız oyuncunun şu andaki değeri de çok önemli. İstediğimiz oyuncuyu bulmak istiyoruz, en iyisini bulmak istiyoruz. Umarım ki bu kalan 4 günde Avrupa için özellikle bize orada basamak atlatacak ve bize önemli şekilde destek verecek oyuncu buluruz. Yani onun dışında tabii ki elimdeki kadrodaki oyuncuları kullanmaya devam edeceğim. Yani bugün yine Barış'ı oynattık, Kaan'ı oynattık, Berkan'ı oynattık. Buradan onlar tabii içeriden destek olacak. Ama en azından birer tane oyuncu almak istiyoruz. Barış her mevkide oynayınca değerini çok fazla arttırdı. Bizim gözümüzde de öyle. Bu da tabii ki önemli bir şey bir futbolcu için. Her oynadığı bölgeye adapte oluyor. Bunu sorun etmiyor ve çok yönlü olması önemli bir şey. Ya şu an için tabii ki kadromuzdan bu tür oyuncuların ayrılmasına izin vermemiş. Tabii ki teklif gelecek birçok takım takip ediyor. Birçok oyuncumuzu takip ediyor. Aslında Galatasaray kadrosu bu anlamda çok değerli. Hep bunu söylüyorum. Yani birçok oyuncumuzu belki şimdi olmasa bile yaz transfer döneminde yine teklifler gelecek. O yüzden şu andaki kadromuzu korumak istiyoruz. Bunun üzerine takviye yapmak istiyorum. Şu anda çok fazla özellikle oyuncu sayımız da azaldı. Afrika Kupası devam ediyor biliyorsunuz. Orada da oyuncularımız var. Sakat olan oyuncularımız, cezalı olan oyuncularımız. Yani birçok oyuncumuzu kullanamıyoruz. Bu dönem içerisinde başka oyuncu kaybı açıkçası istemiyorum. Yani aslında son maçlar iki takımın da yakın geçti. Fenerbahçe de son 3 maçını zorlanarak kazandı. Geriye düştü, döndü veya son dakika golüyle kazandı. Bizim de bu şekilde son maçlarda galibiyetlerimiz var. Bir kere oyun olarak üstün oyunumuz var. Yani Fenerbahçe de aynı şekilde dominant oynuyor. Biz de aynı şekilde. Yani iki takımın bu pozitif havada, rüzgarda puan kaybetmemek için. Çünkü puan kaybı eskiden belki bundan önceki senelerde ligde puan kaybı normal karşılanabilirdi ama artık puan kaybı normal karşılanmıyor. Çünkü inanılmaz bir yarış var. O yüzden biz de hep kazanmak zorundayız. Fenerbahçe de kazanmak zorunda. İki takım da kazanmak için elinden geleni yapıyor. Burada az hata yapan taraf olmak istiyoruz tabii ki. Yine bu hafta deplasmana gidiyoruz. Fenerbahçe'nin de deplasmanı var. Buralardan en az kayıpla iki takım içinde baktığımızda yani hangi takım daha az hata yaparsa şampiyon olacak gibi gözüküyor. Bu iddiamızı ligin sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de tabii ki daha iyisini yapmamız gerektiğini de biliyorum. Daha iyi de olmamız gerektiğini biliyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Sıkışık bir takvim. Bu takvim içerisinde oyuncular da fazla maç sayısından dolayı zaman zaman yıpranabiliyorlar. Kupa da geliyor biliyorsunuz önümüzdeki hafta.
Ama dediğim gibi yani psikolojik üstünlük diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Tabii ki iki takım da aynı puanda ve şansları eşit şu anda baktığımızda. Galatasaray'ın genlerinde olan özellikle bizim şampiyonluk yarışında olduğumuz dönemlerde hep şampiyonluğu kazanmış bir Galatasaray var. Bu yarışı yine aynı şekilde sürdürüp yine Mayıslar bizim demek istiyorum. Yani hedefimiz o. Şampiyonluk yolunda tekrar bir şampiyonlukta kazanabilmek ama Fenerbahçe'nin de ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar iyi oynadığını ve ne kadar iyi bir kadroya sahip olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah önemli olan dışarıya da tabii ki aynı sevki, mutluluğu verebilmek. Bu yarışın içerisinde iki takımın da futbol olarak, çekişme olarak en iyisini yapması. Bunun için de elimizden gelenin daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyorum. Ben açıkçası orada duymadım, orada fark etmedim. Maçtan sonra onu duydum. Yani orada üçüncü golün anonsu yapılırken rakibin oyuna başlaması tabii ki hemen sağ kenarında çok aktifiz bir kere müdahale etmek istiyoruz. Ama hakem de devamında oyunu durdurdu, tekrar başlattı. Yani orada ben yetişmeye çalıştım oyunculara ama dediğimiz gibi yani onu sonradan fark ettik. Onunla ilgili gerekli konuyu yönetimimiz yapacaktır. Ama zaman zaman mesela son dakikalarda oyun içerisinde belki bizim de yaptığımız bir hata. Mesela 7 kişiyle hücuma gittik. Arkada 4'e 3 kaldık. Hatta devamında Icardi'nin attığı offside golü geldi ama o pozisyon bize geçiş olarak da gelebilirdi. O yüzden biraz da oraya bakıyorum. Bizim de yaptığımız hatalar var. Onlara daha çok dikkat etmemiz gerekecek. Bir kere oyuncu olarak ve karakter olarak çok yani fedakar, ne yaparsak, ne zaman oynarsa en iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşımız Berkan tekrar döndü. Yani bugün özelinde özellikle biraz daha çizgiyi kullanan sol ayaklı bir oyuncu da oynatmak istedim. Bunun için yani demin söylediğin istatistikleri de aslında bu doğruluyor. Çünkü rakibimizin çizgide verdiği boşluklar oradan girdi, orta yaptı, ayağı kaliteli ortaları veya pasları doğru bir şekilde kullandı. Kerem de iç koridoru ilk yarı özellikle kullandı. Devamında Zaha'yı kenara aldık. Berkan'ı biraz daha hem içeriden oyun kurucu gibi de kullanmaya çalıştık. Bence genel olarak iyi bir performans sergiledi. Tabii ki mevkisi değil. Oynadıkça bunlar gelişebiliyor. Ama özellikle hücum yönünde etkili oldu. Savunma geçişlerinde bir iki tane belki takım olarak yerleşimimiz doğru değildi. İki tane duran top sonrası. Burada da Mustera bir defans oyuncusu gibi çok doğru pozisyon aldı. Ve iki tane bizi belki çok zor pozisyonla kurtarmış oldu. Ama dediğim gibi özellikle oyuncularımızın iyi niyetinden şüphem yok. Berkan da bugün iyi niyetli bir şekilde orada da oynayabileceğini, bizim için bir alternatif olduğunu gösterdi.